Nanobenton için virüsler üzerindeki olumlu etkisi maden mühendisi ve Ünye Maden İşletmesi yöneticisi Hamit Tecer tarafından Ünye ve ülke kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sayın Hamit Tecer, maden mühendisi ve Ünye Maden İşletmesi'nin kurucu ve yöneticisi olarak gündemimizi meşgul eden koronavirüsüne karşı bentonit madeninin iyi geldiği ve etkili olduğu yolunda söylentiler var. Siz de bu alanda hizmet eden insansınız. Bentonit madeninin koronavirüsüyle olan bağını anlatır mısınız kamuoyuna? Tabii. Daha evvel bu konuda bir sürü açıklama yapmıştım zaten. Şimdi bentonit kilinin değişik, ilginç bir özelliği var. Bu zaten herkes tarafından ve bilim çevreleri tarafından biliniyor. Bentonit kili çok yüksek negatif iyon özelliği taşıdığı için pozitif yüklü patojenlerin, bunlara zararlı bakteriler ve tüm virüsler dahil, mıknatıs gibi çekip vücuttan atma kabiliyeti çok yüksek. Bu yüzden virüsel tedavilerde çok geniş olarak kullanılıyor. Tabii bu söylemimizi ispat etmek için elimizde bir delil olması gerekir. Bu delil de burada. Şöyle göstereyim isterseniz ekranlarda. Bu çalışma çok önemli bir çalışma. 2005 yılında Avrupa Medical Conference'da dünyanın büyük firmalarından biri olan, bentonit firmalarından biri olan Encol tarafından duyuruldu. Biliyorsunuz Avrupa Medical Conference çok önemli bir konferans. Orada kolay kolay tıbbi çevrelerin sunumu ispatlanmadıkça yapılmaz. Ama bu çalışma sonuç almış bir çalışma olduğu için orada yayınlanmış. Bakın bu çalışmada diyor ki bentonit killerinin, nanotik bentonit killerinin HIV virüsünde yani AIDS'e, kuş gribinde ve gripte etkili olma ihtimalinin araştırıldığı bir çalışmada alınan sonuçlar. HIV virüsünün bentonitin bir çeşidinin bu aktivasyonu çok kuvvetli bentonit olduğunu ve nanotik boyutu küçük olan bir bentonit olduğunu biliyorum ben. %99,5 HIV virüsüne, AIDS mikrobuna. Bentonit virüsü öldürmüyor aslında. Bentonit virüsü mıknatıs gibi bir şekilde bağlayıp vücuttan elimine ediyor. Dolayısıyla insanların hasta olmasını önlüyor. Aynı bentonitin yine H3N2 dediğimiz insan gribinde %43,8 ile %99,8 arasında etkili olduğu. Yine kuş gribi, o da tehlikeli bilinen bir hastalık. Orada da %36,9 ile %98 civarında etkili olduğu buradaki çalışmadan çok açık ve net olarak görülüyor. Şimdi bu bağlantıyı nasıl yapacağız? Bu bağlantıyla ilgili geçenlerde önemli bir de yayın yapıldı. İsterseniz bir cümleyle onu da söylemeye çalışayım. Burada bazı hocalarımla bunu paylaştım tıp hocalarıyla ve çoğu da bunu haklı gördüler. Evet bu olabilir dediler. Bakın burada bir çalışma var. Bu çalışmayı aynen okumak istiyorum. Madrid'de Ramon Y. Cajal Hastanesi doktorlarından Santiago Moreno virüsün HIV virüsüne çok benzediğini ve bu alanda kullanılan ilaçların virüsle mücadelede büyük yarar sağladığını belirtti ve Benitez isimli bir vatandaşı bu şekilde iyileştirdiklerini beyan ettiler dünyaya. Yani özetle diyor ki HIV virüsünün tedavisinde etkili olan bir şeyin koronavirüsü HIV'e çok benzediği için onda da çok etkili olabilir diyor. Olur diyor hatta. Şimdi biz de bunu elimizdeki çalışmadan, size gösterdiğim çalışmadan ispat etmiş oluyoruz. HIV virüsüne bentonit gerçekten çok etkili. Niye? Bentonitin virüs ayırma şansı da yok. Hangi cins virüs olursa olsun mıknatıs gibi yapışıp çekip içine vücuttan atıyor. Bu nedenle ben bentonitin bu koronavirüsünde de çok etkili olacağını düşünüyorum. O nedenle zaten bizi dünya Türkiye'de çok sayıda kullanıcımız olduğundan dolayı ve bu kullanıcılarımızın çok büyük bir bölümünün ben bentonit içerken grip olmuyorum gibi ifadelerini de çok iyi biliyorum. Çünkü neden? Bentonit grip virüslerinin tümünde etkili. Bu koronavirüsü de bir şekilde mutasyona uğramış grip virüsü gibi kabul ediliyor. Sadece kuluçka süresi biraz uzun olduğu için ve daha bulaşıcı olduğu için biraz tedirgin etti insanları. Ama yine de bentonit kili bence sadece virüsü yakalayıp vücuttan attığı için değil, aynı zamanda toksin, ağır metal, radyasyon, bakteri ve enfeksiyona karşı da çok etkili olduğu için
insanda tabii bu süreksizlikleri yok ettiğinden dolayı immün sistemin artmasına yol açar. Yani bentonitinen insanlarda duraylılık, dirençlilik çok fazla artar. Bu da şu anlama geliyor. Bentonit içerseniz bu virüsün etkisini çok az görebilirsiniz ya da görmeyebilirsiniz. Şimdi şöyle tabii ki yani bentonit konusunda biz Türkiye'nin gündemini belirleyen insanlarız artık. 30 yılımızı verdik bu işe. Sayısız araştırma elimizde. Yani 1400-1500'e yakın bilimsel çalışma derlemişim. Bu 100 kitapta da 100 kadarını yazmışım. Yani ben dünyada bile böyle bir literatürün değerlendiğini, toplandığını bilmiyorum. Böyle bir şey göremedik. O nedenden dolayı biz dünya bentonit konusunda sadece Türkiye'yi de dünyada da literatürü belirleme aşamasında. Çünkü biz 60-70 ülkeye zaten biliyorsunuz bentonit ihraç ediyoruz. Yani dünyada bilinen bir şirket grubuyuz. O nedenle bunu insanlar bize soruyor. Yani benim telefonumda şu anda yüzlerce hocanın, profesörün, tıp hocasının mesajları var. Yani bentoniti biz koronada kullanmak istiyoruz, etkili midir, değil midir diye. Yani gündemi biz belirliyoruz. Çünkü çalışmaları biz toparlıyoruz. Kullanan insanların sonuçlarına biz bakıyoruz. Yani o yüzden bentonitin bu tür virüsel akımlarda çok başarılı olacağını ben biliyorum. Ama insanlar da deneyerek bunu öğrensinler. Yani. Bentonit kilini tabii size veren her kimse muhakkak bir şeyler anlatacaktır, söyleyecektir. Ama üçer çorba kaşığı, dörder çorba kaşığı yetişkinler için sabah akşam yemeklerden bir saat önce veya sonra içsinler. Bir de yapabilen, alabilen, bunun vücut terapisi var. Vücuda sürülen. Hamamda bunu uyguluyoruz zaten. Bundan alıp vücuduna böyle haftada 2 kere ya da 3 kere bu salgın süresi boyunca, yani salgın olmasa da çok büyük faydası var tabii ama yine de salgın sürecinde insanlar biraz daha tedirgin olduğunda haftada 2 ya da 3 kere tüm vücuduna 15-20 dakika bunu sürmeyi ihmal etmesinler.